Sırada ünlü oyuncu Bekir Aksoy ve ailesinin Bodrum tatilinden özel görüntülerin yer aldığı özel röportajımızı izliyoruz. Dur şimdi, dur bir. Dur öyle. Heh. Şimdi kameraya doğru dön. Dön kameraya. Vay. Yürü şimdi. Bu aile saadeti görülmeye değer. Ben 44 yaşında baba oldum. Burası artık bizim evimiz oldu. İstanbul tatilleri gibi oldu bize. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ve ailesinin Bodrum tatilinden çok özel görüntüler ve çok özel bir röportaj izleyeceksiniz. Ya süt, tamam oğlum, olma süt gelecek. Bu arada Derya'nın köpek fobisi var. Bekir Aksoy, eşi Derya Aksoy ve oğulları Emir'le Bodrum'da tatilde. Emir kameraya pek alışkın değil. Ama alışmaya çalışıyor, gülümsüyor. Babası ona şu dakikalarda oyunculuk dersi veriyor. Evet, çok havalı değil mi? Ya. Dur şimdi, dur bir. Dur öyle. Heh. Şimdi kameraya doğru dön. Dön kameraya. Vay. Yürü şimdi. Emir oyunculuğa alıştıysa artık röportajımıza geçelim. Biz tatil modundayız, o yüzden iyiyiz. Keyfimiz yerinde şu anda. Maşallahınız var, bayağıdır Bodrum'dasınız. Biz artık tatil değil, burada yaşıyor gibiyiz. 2 ay oldu. Yani nasıl döneceğiz, eve nasıl adapte olacağız bilmiyorum. Az kaldı, sayılı günler kaldı. Emir Bey'in siparişini de unutmayalım lütfen. Ya süt, tamam oğlum, olma süt gelecek. Abi siz süt istemiştik, o geliyor birazdan. 2006-2009 yılları arasında Doktorlar dizisinde Suat rolünü canlandırmıştı. Acaba yeni bir dizi ya da film projesi var mı diye soracağız, ancak Emir sütü gelmediği için röportaja izin vermiyor. Peki efendim, yeni projemiz var mıdır? Şimdi baba, hocam... baba süt. Tamam süt. Yeni projemiz Emir. Emir'in dertleri. Emir'in sütü. Şimdi tabii aslında Batuhan, klasik bir şey vardır ya, çok hani projeler, görüşmeler yapıyoruz falan. Gerçekten çok proje geliyor aslında ama biraz tabii televizyonlarda sorunlar vardı biliyorsun. Çok uzun süreler. Evet. O yüzden o sıkıntılar vardı. Yani çok uygun bir şey olursa, çok da böyle hani zamanımı almayacak bir şey yapmak istiyorum. Derya Hanım eşinin bir an önce dizi oyunculuğuna dönmesini istiyor. Eşinizi siz dizilerde tekrardan görmek istemiyor musunuz? Pek çok hayranı istiyor mesela. Ya tabii ki de çok istiyorum. Hani eşi olarak önce ben istiyorum ama Bekir çok zeki bir adam ve gerçekten birçok iş alanında da çok başarılı olduğu için o her yerde başarılı olacağına eminim. O yüzden o kendisi tercih etmediği sürece bana pek bir şey düşmez. Ve Emir Bey'in sütü geldi. Evet. Evet, Emir'in sütü geldi. Bu bitene kadar şu reklam olmasını kapatalım. Sütü de. Peki 3 yıldır dizi oyunculuğu yapmayan Bekir Aksoy'a hayatını nasıl idame ettirdiğini soralım. Ben de ufak tefek, Derya da biliyor, ilgi alanlarım, hobilerimi işe dönüştürmeyi çok seviyorum. Ben bir ara işte antika ve resim toplamaya başlamıştım. Ve bir zaman sonra bunu da dedim ki, ya evet, bunlar satılabilir şeyler halinde geliyor. Bir zaman sonra onlar... Bu arada Derya'nın köpek fobisi var. Yok yok. Hadi sen başka bir mecraya doğru yelken aç. Evet, ha, tam neyse. Okay. Yakın korumamız. Çaktırmamaya çalıştım ama olmadı. Emir Bey'in sütü derken sevimli bir köpek de röportajımızı sekteye uğrattı. Her türlü zorluğa ve engele rağmen röportaj devam ediyor. Yani ciddi fobi. Ama sadece köpekleri değil, bir bütün hayvanlara karşı. Bakalım, yenmeye çalışayım inşallah. Evet, seni içiyorsun. Bu arada Derya Aksoy öğrenim hayatına devam ediyormuş. Psikoloji okuyorum. Daha doğrusu artık bu sene okuyacağım inşallah. Emir'den ötürü birazcık gidemedim. Aksattım. Bu sene devam edeceğim. Psikoloji okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Bir de geçen sene oyunculuk kursuna gittim. Hem kamera önü hem de tiyatro. Hem de Bekir hocamla eğitim alarak. Bakalım, şimdi bir menajer var, Sema Erat, onu da buradan sevgiler. Onunla çalışmaya başladık yavaş yavaş. Bir yerlerde görebilirsiniz. Oo, Derya Hanım da oyuncu olmuş yani. Bekir Aksoy eşinin oyunculuk eğitimiyle ilgili yaşadığı süreci bakın nasıl yorumluyor. Biraz korkuyorum, evde bir tane vardı, hani bir dolaşıyorduk dışarı, havamız vardı, o da kalmayacak diye korkmaya başladım. Gerçekten de Derya insan olarak bir kere çok dürüst, samimi ve gerçekçi. Bu da oyunculuğa yansıyan bir şeydir. Ya birinin samimi olması oyunculuğa da yansıyan, gerçekten o anlamda ben ona çok güveniyorum.
ve şöyle bir şey, haddini bilerek de bunu yapanlardan. Çünkü ilk düşündüğü şey bir kursa gitmek oldu. Yani kendimi deneyeyim dedi. Yani senden önce birinin bana bu eleştiriyi sunmasına çok büyük fayda var. Çünkü ben yanlış davranabilirdim. O anlamda da hocalarından da ciddi olumlu geri dönüşler oldu. O yüzden ben her zaman yanındayım. Yapsa da yapmasa da her zaman destekçisiyim. Peki sadece oyunculukta mı destek oluyor? Mutfakta destek olmuyor mu? Yemek yapıyor musunuz? Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Yapmaya çalışıyorum. Ama Derya öyle bir yemek yapıyor ki zaten. Benim yapmama gerek kalmıyor. Çok güzel çorbalar, çok güzel yemekler yapıyor. O yüzden ben çok fazla mutfağa girmiyorum. Ama yapsam da herhalde beceriyorum. Ufak tefek şeyler yapmaya çalışıyorum. Derya Hanım pek beceremiyor dedi ama demin. Siz duymadınız galiba. Arkamdan şöyle konuştuğunu biliyordum da bu kadar. Hayır şöyle gerçekten. Şimdi Bekir'in damak tadıyla benim damak tadım pek aynı değil. O daha böyle baharatlı sever. Ben de tamamen baharatsız severim. O şimdi çok lezzetli bir şey yapıyor evet ama bana uymadığı için uyuşamıyoruz. O yüzden evde bence kadın yemek yapsın böyle devam. Şimdi çok haklı, şöyle bir şey oluyor mesela, özlenmiş bözenmiş bir yemek yapmış, getiriyor koyuyor önüme. Ben hemen oradan bir önce pul biber alıyorum. Üzerine böyle biraz sumak çok koyuyor, uzunluyor. Bir şey koy. Bu sefer ya diyor ki bir önce bir tadına baksana, haklı ya, o özeniyor. İşte soslar hazırlıyor kendince. Ben de ilk yaptığım şey Türk usulü biliyorsun, karabiber, kırmızı biber falan. Doğru. Biraz haksızlık oluyor, doğru söylüyor. Emir'in de sütü bitti. Baba. Ne var? Bitti. Bitti evet, süt bitti Emir. Süt bitti. Evet süt bitti, sonra birazdan hatta var. Motorlu hatta gideceğiz değil mi? Gezeceğiz biraz, doğru söylüyor. O yüzden önce 2 dakika bir konuşalım Batu abiyle. Sonra hatta'ya gideceğiz. Şimdi tabii ben 44 yaşında baba oldum. Ve hem eşimin hem de çocuğumun da yerini o anlamda çok daha iyi biliyorum. Ne var? O yenecek bir şey değil. Ben yapmam anneciğim, pis pis ya bebeğim. Emir, o yenecek bir şey değil. Bekir Aksoy, Derya Aksoy ve dünyalar güzeli Emir Aksoy Bodrum tatillerine devam ediyor. Bu yaz Bodrum.